Tutuklamama hoş geldiniz. Bugün sizlerle Onur Ünlü'nün Antalya Film Festivali'nde yarışan 2022 yapımı son filmi Bomboş ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Ünlü Bomboş'ta gözetleme mantığı ve işte görmek bakmak ikilemi üzerine, röntgencilik algısı üzerine kendine özgü bir yorumda bulunuyor. Yani daha önce bu konuda Hitchcock'un filmlerinden başlayarak sonrasında çeşitli yapıtlarda da yorumlarda bulunan eserler, yönetmenler görmüştük. İşte Blow Up olsun, şey olsun, Antonioni'nin Blow Up olsun başyapıtlarından biri, Rear Window olsun. Sonrasında hani son dönemde de daha böyle mizahi bir yaklaşımı görmüştük. Brian De Palma'nın özellikle bu konuda High Man ve Greetings'i de ilginç göndermeler devreye girmiştir. Onun haricinde işte Body Double'da da vardır mesela. Burada Onur Ünlü o konudaki yorumunu yapmaya çalışıyor. Yani özellikle buradaki ana karakterin böyle hani yani Barbaros Engin'in sinematografi olarak açılarının yani her zaman farklı bir yere yerleşmesi. Ana karakterin sanki böyle her şeyi yıkıp yıkacak, yıkıp geçecek bir hissiyatı bırakması yani ilginç bir dil yaratıyor. Kurgucu da buna destek veriyor Murat Özgüllü ve bu açıdan da özellikle burada Griton'un da Onur Ünlü'nün özellikle böyle çizgi romansı bir tat daha destek verdiğini söylemek gerekiyor. Bunu da özellikle Bomboş ismini de arkasına alarak Serkan Keskin özellikle işte Kıbrıs bölümlerinden itibaren kontrolü ele geçiriyor. Yani filmin özellikle açılış sekansındaki belli yan karakter problemleri var. Yani o kadar üzerine uğraşmamış bölümler var. O bir gerçek ama özellikle Kıbrıs bölümünden itibaren hani tekerlekli sandalye mevzusu, işte fotoğrafçılık mevzusu ve daha nicesi gerçekten böyle Onur Ünlü'nün yani bildiği diyarlara Kıbrıs'a giriş anlamında değerli bir işe dönüştürmüş. Özellikle yani Kıbrıs anlamında da yani Derviş Saim'in gölgeler ve suretlerinde sollayabilen bir yapıt olmuş. Ve baştan sona Güner karakteri hani kült olmaya oynuyor ve Onur Ünlü'nün hani en özgünden ziyade en eğlenceli filmleri arasında Bomboş'un adı alınacak. Onur Ünlü'nün Milli Cinayet Koleksiyonu filmleri arasında ise İtirazım Var'la beraber en eğlencelisi olduğunu söylenebilir ama Celal Tan'a seviyesinde de değil tabii ki. Özellikle karakter yazımı noktasında yan karakterlerden Settar Tanroen ve sonrasında Hazar Ergüçlü'nün de fazlasıyla düzgün kaleme alındığını söylemek lazım. Settar Tanroen'de özellikle bu Serkan Keskin'in yoluna çıkma noktasında fazlasıyla işlevsel hale geliyor. Ya Aşıklar Bayramı'ndaki karikatürize, plastikliğe kaydığı senenin içerisinde en azından bir Onur Ünlü'nün kalemini görmüş oluyor. Özellikle bir senaryo becerisini taşıyan bir film olduğu bir gerçek. Yani özellikle ana karakterin diyaloglarının yazılması, yani Kıbrıs'taki evin böyle hiç kokken bir mizansene malzeme edilmesi, yani Blow Up, Rear Window parodisine kimi zaman dönüşebilmesi bir tarafa, yani takıntılı bir karakteri hani ilginç bir kara komedi damarından yansıtılması gerçekten böyle dozunda bir mizahı da devreye sokuyor. Bu açıdan yani Bomboş ismi de şey olmuş zeki, absürt bir zeka ile devreye sokuluyor. Ama o kadar da iddialı bir Onur Ünlü seyirliği değil. Bomboş'a puanım 10 üzerinden 6. Sizin bomboş'a puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.